Abi kısıtlamalar tekrar basacak diyorlar. Ne zaman baslar sence? Bu yaz sezonu bitsin, şu turiste de gitsin, o zaman başlar herhalde. Buyurun şöyle verin ben size. Bu da verin ki. Bunlar ne? Zekatımız. Bu yıl size verelim dedik. Bizim ihtiyacımız yok çok şükür abi. Alın siz bunu, başkasına verin. Amma da alçak gönüllü, kıyamam. Al sen al, lazım olur. Ne oluyor lan? Benim durumum bu adamlardan daha iyi. Bunlar niye zekatını bana verdi? Vallahi abi, cimri kardeşini gören herkes yiyecek ekmeğe muhtaç sanıyor sizi. Onu görünce benim bile içim gidiyor. Durumunuzun iyi olduğunu bilmesem bizzat kendi zekatımı getirip size verirdim. Abi, çarşıya gidecektik. Niye bu alışveriş merkezinin önünde bekliyoruz ki? Bu sıcakta nasıl gideceğiz yürüyerek çarşıya? Tamam, otobüsle gidelim. Ulan otobüs olmuş 3.5 lira, Allah'tan kork. İyi de neyi bekliyoruz burada biz? Alışveriş merkezinin servisi kalkacak birazdan. Evden bu poşetleri getirdim. Sanki alışveriş yapmışız da eve gidiyormuş süsü vereceğiz şoföre. Pes valla. Saat kaç oldu bu arada? Kolumda saat var ya. Evden çıkarken pilini takmayı unuttum. Sen saatin pilini mi çıkartıyorsun? Çıkartıyorum tabii. Eve gidince kol saatini pilini çıkartıyorum. Evden çıkarken de duvar saatini. Saat 12.30. İyi, birazdan kalkıyor servis. Lan bu ayakkabı o ayakkabı değil mi? Rıdvan? Bu kim lan? Tanımadın mı beni? Ortaokuldan sınıf arkadaşın Yılmaz. Çıkaramadım valla. Ben de çıkaramadım aslına bakarsan. Nasıl tanıdın beni o zaman? Ayakkabından. Ayakkabıdan mı? Ortaokulda ayakkabısı yırtılmıştı bunun. Tellikle gidip geliyordu okula. Sınıfça aramızda para toplayıp bir ayakkabı aldık. Bu o ayakkabı işte. Nerede görsem hatırlarım. Şimdi hatırladım. Benim anlamadığım 15 yıl geçti aradan. Sen halen bu ayakkabıyı nasıl giyebiliyorsun? Hadi ayakkabı yırtılmadı diyelim. Ayağın da mı büyümedi be adam? Büyüdü, büyüdü de ben de ona göre önlemimi aldım. Ne yaptın abi? Parmaklarını mı kestin bir ayakkabı için? Yok lan. Parmaklarımı içe doğru büküp iple bağlıyorum. Her gece de ayağım daha fazla büyümesin diye dua ediyordum. Vay be, o kadar mağdur mülkünüz var ama herkes sizi fakir sanıyor. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Cimri insanlar dünyada fakir gibi yaşarlar ama ahirette zengin gibi sorguya çekilir. Dur bir dakika kardeşim, bir şey anlatıyoruz. Gidelim şunları fakir fukaraya da atak bari. Ne kadar gelmiş bu ay elektrik? 9 TL. 9 TL mi? Lan ne lamba kullandım ne priz kullandım. Niye bu kadar çok geldi ki bu ay? %2 TRT payı kesmişler. TV 8 paydır o. Ben TRT falan izlemiyorum. Arada bir benim yeğenler Survivor izliyor o kadar. Yürü gidip hemen itiraz edelim. Alışveriş merkezinin servis arabasıyla mı gideceğiz yine? Neyle gideceğiz onun başka? TRT falan izlemiyorum ben. Eskiden Eylül'e Mecnun varken arada bir bakıyordum. Sarı kızın elinden düşmez bostan çapası. Tek baksan.